Merhaba sevgili dostlar. Kripto para piyasalarından analiz ettiğimiz videoya hoş geldiniz. Bitcoin'e ve altcoin'lere bakacağız. Bitcoin 50 bin dolar seviyelerini şu an dayandı ve aştığı şekilde gözüküyor. Bakacağız nereye gidecek? Altcoin'ler bunu nasıl bunlar nasıl tepki verecek? Hep beraber konuşacağız. İsterseniz öncelikle şöyle bir haberlere göz atalım. Bitcoin ve altcoin'ler geri dönüyor zaten videomuzun başta. Burada 2018 ve 2021 arasındaki Bitcoin zorluk seviyesinin istatistiklerini görüyorsunuz. Grafiksel halini görüyorsunuz. 2018'de de aynı bir benzeri yaşandığını görüyorsunuz burada. Biliyorsunuz Çin'den gelen yasaklama haberleriyle birlikte Bitcoin madencileri işte Kazakistan, Moğolistan gibi ülkelere kaçmıştı. Buradaki grafiğe göre 2018'de yaşanan bu benzer sıkıntıdan sonra Bitcoin fiyatının nizami şekilde yükseldiğini görebiliyorsunuz. Aynısı da acaba 2021'den sonra da olur mu hep beraber göreceğiz. Yine aşağıda Bitcoin'in madenciliğin zorluk seviyesinin de arttığını bir şekilde görüyorsunuz. Kısaca madenciliğin zorluk seviyesi arttığı sürece de Bitcoin fiyatının yukarı yönlü olduğunu bu üstteki grafik bize gösteriyor burada. Evet. Bitcoin 2021'in en iyi performansı gösteren varlık sınıfı olduğu ile bir haberimiz var. Biliyorsunuz 64 binlerden 30 binlere kadar geri çekilmiştik. Şu an baktığımızda da 50.200 seviyelerinde Bitcoin hareket ediyor. Yani 14 bin dolarlık bir kaybı var Mayıs ayından bu zamana kadar. O da eğer toplarsa yine dediğim gibi şu seviyede bile yine %49'a yakın bir kazancı gözüküyor. Şöyle gezdirdiğimizde gerek Amerika gerekse Avrupa yatırımları olsun onları bile en yakın rakibinin bile 10 puan üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Burada Bitcoin'in yatırımcıların Bitcoin'e güvendiğini ve güvenmeye devam ettiğini bu grafik bize gösteriyor burada. Bu da güzel bir grafik, inceleyebilirsiniz. Bank of America kripto sektörüne çok sıcak bakmayan bir bankaydı. Ama yaptığı açıklamadan dolayı NFT'ler olsun ve benzeri hareketler olsun. Burada Bitcoin'i ve altcoin'leri destekleyiciyle ilgili böyle üstü kapalı mesajlar vermeye başladı. Burada tabi burada ciddi bir para var yani. Bu büyük bir para var. Ama Bank of America'da bu pastadan mutlaka kendine pay almak isteyecektir. Geçen de biliyorsunuz dün akşam mıydı? Ondan önceki akşam mıydı? Facebook, Instagram ve WhatsApp'a bağlı tüm onlar zaten aynı sosyal medya, aynı ağ üzerinde. Hepsinin çöktüğünü gördük burada. Tabi dün de bir Bitcoin'de bir pump geldi. Burada sosyal medya platformlarına yine erişilmedi. Bu zaman burada çoğu yabancı hesap işte artık merkezisiz bir sosyal medyanın medya ağının gelmesi gerektiğini blockchain zinciri üzerinde böyle bir ağ yapılabilir mi yapılmaz mı onun tartışmalara başladı biliyorsunuz. Metaverse ile ilgili YouTube kanalımıza videolar çekmiştik hatırlarsanız. Acaba burada da bir sosyal medya çalışması olur mu olmaz mı? Aslında olursa çok muhteşem bir proje olur gibi geliyor. Hep beraber izleyip göreceğiz bunları. Evet, Bank of America'ya baktık. Altcoin'e baktık. Evet, şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de bir ayı boğa grafiğimiz vardı hatırlarsanız. Bu ayı boğa grafiği şuradaki pump'ı tahmin etmişti. Buradaki ayı boğa grafiğine baktığımızda şu an orta vadede diyelim yani orta ara vadede en büyük direncimizin ortalama 51 bin dolar seviyeleri olduğunu görebiliyoruz. Burada şuradaki düşeni kırması lazım. Bu ayı boğa grafiğini daha önce bizi dinleyen arkadaşlar geçmiş videolarımız da var. Oradan bakabilirler. Ve tüm analizlerimizde, anlık analizlerimizde Telegram grubumuz olan Para Havadis Telegram grubumuzdan kontrol edebilirler. Burada anlık grafikler paylaşıyoruz. Yine siz soruyorsunuz, ben müsait olduğum sürece de analizler yapıyorum. Yine burada kaldıraçla ilgili paylaşımlarımız da mevcut duruyor. Burada Para Havadis adlı Telegram grubumuzda incelemenizde fayda var. Yine Twitter adlı Twitter'da Para Havadis adlı yine bir Twitter hesabımız var. Burada da kripto paralarla ilgili haberlere anında ulaşabilirsiniz. Yine Instagram'la hesabımız var. Para Havadis. Burada da yine haberler ve gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Evet, dediğimiz gibi burada geçen yaşadığımız ayıdan gelen bir grafik benzerliği olduğunu söylemiştik. Burada dediğimiz gibi orta vadede bu şu düşeni kırması lazım. Bu düşeni kırdığı zaman hedefin direkt olarak zaten 52 bin ve 63 bin seviyeli olduğunu görebiliyoruz. Bu ana desteklerimiz. Ara desteklerimizin olduğu grafiği açalım burada. Ara desteklerimizin olduğu grafiğde gerek kaldıraç kullananlar, gerekse kısa vadeli al sat yapan arkadaşlar için zaten grafiğimizin çok güzel şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Bu
Burada 50.380'e bakın şöyle bir fitil atmış. Buradan aşağı yönlü tekrar satış yemiş gözüküyor. Ara desteklerimiz de burada ekranda gözüktüğü gibi 4 saatlik formasyonları takip edebilirsiniz. Yeşil yakarsa yukarı, kırmızı yakarsa aşağı gitme riski var. Burada da Bitcoin'in şu an duruşu güzel gibi gözüküyor. Evet. Burada tabii Bitcoin'e giren bir hacim var. Dirençleri kıra kıra gidecektir. Burada Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansının da şöyle yükseldiğini görebiliyoruz. Hatırlarsınız burada Bitcoin'in pump yapmadan önce ne demiştik? Buradaki sarıyı kırması lazım demiştik. Sarıyı kırar kırmaz da şurada pump yaptı. Bakın tekrar sarıyı kırıyor. Tekrar pump yapıyor. Yani burada önemli olan şimdi şuradaki 43 puanlık bazı takip edeceğiz. Burada tekrar aşağı yönlü bu pump'tan sonra bir aşağı yönlü düşüş gelirse altcoin'lerde bir hareket olduğunu görebiliriz. Ama burada dediğim gibi tekrar bunu kırar yukarı yönlü gitmeye devam ederse işte Bitcoin'de 60 bin dolar türkülerini söylemeye başlayabilirse burada altcoin'lerde ezilmeler görebiliriz Bitcoin dominansında. Oradan o grafikleri takip etmeye devam ediyoruz. Total markette dirençlerimizi zaten kırdı. Bakın 2.15'i kırmış. 2.226'ya doğru gidiyor. O direnci kırması durumunda yine altcoin'lerde ve Bitcoin'de güzel hareketler görebiliriz. Ethereum'a bakalım hemen hızlı. Yayını da çok geciktirmek istemiyorum çünkü orada bir hareket var. Yatırımcılar bekliyorlar. Burada 3324 desteğini güçlü destek olduğunu söylemiştik. Burada gördüğünüz gibi bakın şurada 3113'e tutundu. Sonra buraya tutundu. Bakın burada 2 mum. Sonra burada tekrar tutundu. Tekrar yükseliş geçti. Burada arkadan gelen bir kırmızı kanalımız var. Bu kanal bizim için önemli. Bu kanalı kırarsa hedefleri biliyorsunuz daha önce söyledik. 4000 dolar hedeflerine çağıran bir kanal burası. Bunun üzerinde bu kanalın üzerinde günlük bazda tutulması gerekiyor Ethereum'un. Adaya bakalım. Ada da şu an düşeni kırmaya çalışıyor. Burada düşeni kırması durumunda 2.4 ve 2.36 seviyelere gelebilir. Burada şu kırmızı kanalın altına adanın düşmemesi lazım. Ada o kırmızı kanalın altına düşmediği sürece şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor adada da. Dota bakalım. Dot'la ilgili güzel haberler verdik biliyorsunuz. Yani Dot'un ne zaman patlayacağı yani bugün yarın patlaması ile ilgili aslında bir fikir düşüncemiz var. Bakın burada da yine destekleri kıramamış, dirençleri kıramamış. Tekrar bunu zorlayacaktı. Burada 32.42'yi kırarsa 34-36 hedefleri var. Kıramazsa da yine 29'lara kadar geri çekilebilir. Ama Dot'u uzun vadede ben tutmaya devam ediyorum. 4 dolarlardan hatırlarsınız geçen seneki videolarda anlatmıştık. 4 dolarlar gibi seviyelerden almıştık. Şimdi XRP ile ilgili bir haberimiz var. Onu burada açmamışım herhalde. Hemen bakayım şurada XRP ile ilgili bir haberimiz var. Şöyle bir gelelim. Evet, XRP yatırımcılarının mahkemeye dahil olması ile ilgili bir haber vardı. Onu mahkeme kabul etmemiş. Onunla güzel, onunla ilgili bir haber var. Burada yani XRP ile ilgili bu durumun zaten güzel bir kısmı gelmedi henüz. Burada da XRP de zaten bunu çok da kale almış gözükmüyor. Ama yine dediğim gibi XRP yatırımcıların davaları mutlaka kontrol et. Yani XRP yatırımcıysanız burada ne yapması lazım? Sizin davaları kontrol etmeniz lazım. Şöyle grafiğe baktığınızda da alım bölgesinin kırmızı alan olduğunu görebiliyoruz. Yani 0.92 gibi bir seviyelerden alım yapılabilir gibi gözüküyor. Onun haricinde böyle dalgalı dalgalı derya gibi geziyor. Tabi burada bir ara destek de var. Şurada 1 dolar seviyeleri de var. Yani buradan da alım yapılabilir ama risk alan gibi gözüküyor. Tabi XRP'yi takip edeceğiz. Yani bir pump geliyor, bir şey geliyor. Henüz yani şu XRP'nin bu mahkemeden kurtulmadan çok performanslı böyle bir eski zamanlara gelmesiyle ilgili çok temiz bir fikrim yok açıkçası. Litecoin'de de yine kırmızı kanal üzerinden tutunuyor. Yukarı yönlü satışıyor. Bakın şurada bir desteği var. Görüyor musunuz? Buradaki desteği kırmaya çalışıyor. Şöyle bakın. Şöyle getirdiğinde bakın şurası. Yine buradan işaretlemişiz. Litecoin'de de burada burayı kırabilirse şuradaki kırmızı alan hedef görünüyor. 4 saat bu buraya kırarsa kırmızı kıraması tekrar alttaki kırmızıya doğru geri çekilmeler olabilir. Chainlink'e bakalım. Chainlink'te zaten çizdik. Bakın şurada bir kanal var. Bu kanalı kırdığı zaman yeşile, kıramadığı zaman aşağıya. Yine burada 4 saatlik formasyonda kırabilirse 28 dolarlar Chainlink'te hedef olarak gözükmekte. Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de Elon Musk'ın dün attığı tweet Shiba ile ilgili tweetten dolayı Shiba'da Doge'de bir yükseliş yaptı. Burada bakın hemen nasıl tweetten sonra hemen nasıl yine kanala gidiyor bakın. Tutunuyor. Tweet geliyor kanala gidiyor. Sonra ne yapacak? Burada yani tekrar bir tweet gelmezse aşağı yönlü gidebilir. Burada sarı kanalda tutunursa üstteki sarı kanala gider. Şuradaki sarı kanala gider. Burada da Doge yatırımını takip etmesi lazım. Yani Doge için
öyle olur böyle olur demek zor. Tweetle yaşayan bir coin. Tweetle yaşadığı için de biz sadece kanal takibi yapabiliyoruz burada. Idogo yatırımcılarında orada kanal takibi yapmasında fayda var. Solana güzel, burada destek direnç seviyesinden güzel bir alım seviyesi verdi bize. İşte 138'den aldık, örnek veriyorum. 157'den sattık. 157'den aldık. 169'dan sattık. Şu an hala şurada bir kanalımız içinde. Bakın şöyle gelen bir kanal var. Bu kanalı kırarsa tekrar yukarı 181'e doğru yön yapabilir. Ama şurada 169-49'u kırması lazım. Şöyle hatta açayım. Bakın burada çok güzel bir kaldıraç imkanı da var. Burada kaldı. Burayı kırabilirse nereye kadar gider en kötü ihtimal söyleyelim. Burada 173 dolar seviyeleri, işte yine 174 dolar seviyeleri güzel gibi duruyor. 4 saatlik formasyonda da yukarı yönlü kırılım gelmiş. Yine 1 saatlik formasyonda yukarı yönlü kırılım gelmiş. Burada güzel duruyor. CXP'ye bakalım. CXP Twitter'la ilgili sıkıntılarını çözdüğünü söylemiştik. CXP zaten Twitter'la ilgili sıkıntılarını çözer çözmez de artık yukarı yönlü hareketine başladı. Burada Twitter olay yaşadığı zaman neredeydi? Şurada bir yerdeydi herhalde. Şu an o sıkıntıyı çözmüş gibi gözüküyor. Bakın kanaldan yukarı doğru çıkıyor. Yine burada abi 2 dolar 2.82 dolar hedefleri CXP'de gözükmeye devam ediyor. Yani CXP eğer dediğim gibi projede ve Twitter ve sosyal medyada farklı sıkıntılar yaşamazsa yine hala 5 dolar hedefi masada duruyor. Algo'da direnç var burada. Şu an Algo direnci kırmaya çalışıyor. Demin ben yayından önce burada kırmaya çalışıyordu bunu. Şu an hala kıramadı. Burada 2 dolarlık 2 dolar seviyelerinde şöyle 2'ye denk gelen şu seviye, bakın şöyle bir de bir direnci var bunun bu arada. Yani direnç demesek de psikolojik direnç diyebiliriz. Bunu kırarsa tekrar hedeflerini şöyle çizelim istiyorsanız. Şöyle bakın şurada güzel hedefleri var. Bakın burada tekrar tutulduğu hedefler var. 2.11 dolar hedefleri gözüküyor. Tabii ondan önce daha şurada 2.07'leri falan test edecektir. Şöyle de çizelim. Yani rakamlar 0-0 sayıları çok olduğu için burada hani bir anda böyle 3 dolara gider demek zor. Ama formasyona baktığımızda büyük yıkımdan önce 2.40 sent olduğunu görebiliyoruz algo içinde. Bakmadığımız listemiz olan kripto para var mı? Baktık. Adaya da baktık. Algorand'a da baktık. Evet. Listemizde olup da bakmayan coin, bakmadığımız coin yok sevgili dostlar. Hızlı bir analiz ve hızlı bir video yapmak istedim. Birkaç gün şehir dışındaydım, o yüzden size video hazırlayamadım. Burada dediğimiz gibi destek direnç seviyelerini takip edeceğiz. Bize özellikle demin gösterdiğim ayı grafiğimiz bizim için çok önemli. Yani orta vadede bu grafik önemli ama kısa al sat yapacaksanız da bu grafik önemli. Videoyu durdurarak burada grafikler üzerinden şansını deneyebilirsiniz. Anlattıklarınızın hiçbir yatırım tavsiyesi değil. YouTube kanalımıza da mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolar hemen çekilir çekilmez orada yayınlanmaya başlıyor. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.